Hunharca bastın gerçekten. Evet. Angry Kitchen'dan herkese merhabalar yeni bir yılda. Neden hunharca bastım peki? Neden hunharca bastın? Anlat bize. Çünkü bu 2020'nin ilk videosu. İlk videosu evet. 2019 ile alakalı konuşalım. Konuşalım. 2019'da neler oldu? 2019 senin için nasıl geçti? Birazcık şöyle gelirsen ben böyle dönmek zorunda kalıyorum kameraya. Ondan sonra insanlar... Bu sandalyenin yerini sen ayarladın. Bu gerizekalı nereye bakıyor acaba demesinler. Nereye bakıyor demezler. Evet nereye bakıyor demezler. Nereye baktığımız belli zira. Evet. 2019 senin için nasıl geçti? Böyle bir özet yapacak olursan 2019'u tek bir kelimeyle nasıl ifade edersin? Evet. Tek bir kelimeyle. Buyur. Evlendik. Evlendik. Peki bunun dışında nasıl geçti? Hoşça kal. Hoşça kal. Bunun dışında yani. Nasıl geçti 2019 senin için? Vallahi ben işsizdim çoğunda biliyorsun. Evet doğru. Evle ilgilendik, hazırlıklarla ilgilendik. Evleniyorduk malum. Ailemle daha fazla vakit geçirmiş oldum. Yani aslında tam çok zamanlı bir işsizlikti diyebilirim yani. Doğru aslında o planlı bir durumdu. Evet, yani evet, ondan çok... bahsetmiyorum. 2019'un evet. Yani 2019 evet bizim için özel bir yıldı. Orası evet. Ayrı. Senin olarak... bakışınla ha. Türkiye'de ve dünyada 2019 nasıl geçti? İşte ben başıma bunun geleceğini biliyorum. Ama. Ama. Ülke olarak evet. Tabii ki kötü geçti. Hı hı. Dünya olarak daha da kötü geçti. Dün onu düşündüm ya. Yani çok küçük halimi hatırlıyorum. Ve hani bir rivayet vardı ya 2000 yılında kıyamet kopacak falan. Evet. Hani hep şeydi ulan ben 13-14'te öleceğim falan. Böyle bir şey modumuz vardı. Ya da hani o 2000'leri geçersek işte filmlerde anlatılan muhteşem bir teknolojiyi kurdum. Ya 2020'deyiz şu an 20'deyiz yani. Kurduğumuz hayalleri düşünüyorum. Bir de bulunduğumuz durumu düşünüyorum. İlerleyeceğine gerileyen bir zihniyet var. Bu zihniyeti de lütfen şimdi yanlış anlamasın bunu inanç açısından söylemiyorum. Bence insanlık açısından çok büyük bir gerileme var. Yani 2019 bence o şekilde geçti. Hep İnsanlık hep açısından kötü. Derken Türkiye olarak mı dünya olarak? Dünya olarak. Hmm. Yani bunu sadece ülke değil. Ya dünya şu an zaten görüyorsun. İran'la Amerika gene saçma sapan bir. Evet. O yani 2020'nin şey, olayı oldu neyse, artık. Neyse evet. 2019'la alakası yok mevzunun. Yani buralara geldik. Evet, sürtüşmeleri vardı 2019'da hatta 2018'de. Yani Trump seçildiğinden beri sürekli böyle bir sıçrama telaşı var sağ yani. Sola zaten. 2020'nin ilk günlerinde bu olayla karşı karşıya kaldık aslında. Yani şöyle büyük çok güzel olaylar olmuyor artık. Biz kendi içimizde kendi kendimize yaşadığımız küçük ve güzel olaylarla sevinip bence akli dengemizi koruyoruz yani. Evet. Onun dışında ne dünyada ne ülkemizde ki özellikle ülkemizde çok güzel şeyler yaşanmıyor yani. Bugün hala kadınlar öldürülüyor yani. Çocuklara şiddet uygulanıyor. 2020'den bahsediyoruz evet. Ama zihniyet, ya insanlık daha bir. Bir de bile değildir herhalde yani. Şöyle söyleyeyim. Bence ben o olaylara şöyle bakıyorum. Evet kadınlar öldürülüyor. Evet insanlar öldürülüyor. İnsanlar taciz ediliyor. İnsanlar bir sürü akla alınmayacak olaylarla karşı karşıya kalıyor. Fakat ben diyorum ki bunlar her zaman vardı. Bunlar 2010 yılında da, 2000 yılında da, 1990'larda da yani her dönem karşımıza aslında çıkan fakat şu an günümüz itibariyle sosyal medyanın ve aslında herkesin elinde olan telefondan, kameradan kaynaklı çok fazla karşımıza çıkmaya başlayan olaylar olduğu için şu anda daha çok farkında olmaya başladık. Yani aslında farkındalık arttı bence. Vallahi. 2019 nasıl geçti dedim. Allah belamızı verdi falan diye. Ama ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir araştırma yaptım bir şimdi. Bir de sen hazırlandığın için her zamanki gibi. Merak ettiğim hususları evet. Kontrol ediyorum. Ben buraya oturana kadar konuyu bilmiyorum bu arada. Bunu evet, da belirtelim. Özellikle Zeyno'ya bana bir anda soruyor. Bir şey söylemiyorum biraz kontrol olsun ondan sonra diye. Ben de böyle ilk aklıma gelen cevabı veriyorum doğal olarak. O orada hazırlandığı böyle kağıtları çıkartıyor falan onları okuyor. Evet. Aslında hazırlandığım bir durum yok. Fakat mesela 2019 dediğimde aklıma ilk gelen şu oldu benim. Yani bu konuyu yapalım 2019'la alakalı bir video hı-hı. Çekelim dedim. Aklıma ilk gelen şey ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Neredeyse bir senedir gündemimizde olan hemen hemen her gün konuşulan bir konu. Poşet. 25 kuruş mevzusu. Yani bu poşetlerin ücretli olması. 2019'un 1 Ocağı itibariyle Türkiye'de poşetler yani ücretli hale geldi. Marketlerden alacağınız poşetler ki bunlarla alakalı inanılmaz kavgalar, inanılmaz olaylar çıktı. %75 mi ya, düştü ya? Oyları bile yüzde... %75 düştü ya ne? Poşet kullanımı. Hayır birden poşet kullanımı bire. Düşecek zaten mecbur düşecek çünkü bizim insanlarımız cebindeki 25 kuruşa dokunduğun zaman aslında bazı şeyleri anlayabiliyor demek ki. Onun dışında çünkü kafasına vur kafasına vur hiçbir şey olmuyor yani 25 kuruşunu aldın tabii mı ama. Tabii hiçbir şeye vermediği tepki poşete evet. Verdiler. Yani marketten çıkarken yani. Ekmeğini efendime söylemiş atıyorum tavuğu kucağında eve götürmek zoruna gittiği için evet. Birçok şeyi
tekrar gözden geçirme gereği duydular. Bir poşet alıyor, 3-5 tane de içine koyuyor ya. Evet, evet. Hani hiç kullanmadığı poşet. Tabii. Aynen öyle. Onları evde biriktirmek adam. Önemli. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani. Biz bokunu çıkarmak da üstümüze yok yani. Seviyorum. Şimdi 2019 deyince aklıma ilk gelen o oldu. Senin 2019 deyince aklına ilk poşet mi geliyor ya? İlk poşet geliyor çünkü bir yıldır aslında gündemde olan bir konu. Tabii ki ilk poşet geliyor ama akabinde de çok farklı olaylar var. Şimdi bir numaralı arama motoru Google biliyorsun. Tabii ki. Google üzerinden, şimdi Google Trends diye bir Google'ın kendi web sitesi var. Orada Türkiye'de ve dünyada ve dünyanın hangi ülkesini istiyorsanız o ülkeyi araştırabiliyorsunuz. O ülkede en çok neler aranmış, en çok hangi başlıklar üzerinden aramalar yapılmış ve kimler aranmış, neler aranmış bunları görebiliyorsunuz. 2019 yılında Türkiye'de en çok arananlar açıklandı ve tabii ki dünyada en çok arananlar açıklandı. Onları kontrol ettim. Google arama ne arandı Allah aşkına? Ne? Ay çok korkuyorum ülkemizden. Niye korkuyorsun? Ya korkuyorum. Bizim korkacak ülkemizden bir şey yok korkuyorum. Yok yok yo, aslında şöyle söyleyeyim. Evet diğer ülkeleri de bu arada kontrol ettim. Ben işte Almanya'dır, İtalya'dır, Fransa'dır, Amerika'dır, İngiltere'dir bunlara da ayrıca baktım. Bunları söylemeden önce şu kadarını söyleyeyim. İnsanlar hayatlarını yaşayıp güzel şeyler düşünüp güzel şeyler için kafa yorarken biz çok saçma sapan şeylere kafa yoruyoruz. Kendimizi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz işin doğrusu. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi buraya arama trendlerine geri dönecek olursak Türkiye'deki arama trendlerinde 3 başlık altında kategorilendirilmiş. Genel aramalar, kişiler, hangi kişileri aramışız ve nasıl yapılır kategorisi. Kişileri biliyorum ben. Bilemezsin ya. Demet Akalın. Hayır değil. Tarkan. Hayır değil. Ya onlar artık Allah Allah. Şöyle söyleyeyim artık onlar bence eski Türkiye'nin arananları diye yeni düşünüyorum. Yeni Türkiye ben. Ay Kerimcan deme bana. Kerimcan Durmaz 6. sıradaydı. Ben ilk 5'leri aldım. İyi bari. Kerimcan Durmaz maalesef 6. sıradaydı Türkiye'de Allah en Allah. Çok arananlar listesinde ki saçma sapan bir sansasyon yaptı evet. 2019 yılında. Uçakta seks. Uçakta kendisinin görüntülerine evet. Maruz kaldı bu ülke. Çocuk yanlışlıkla yollamış ama niye öyle? Çocuğuna sokmuşlar. Bir de diyor yanlışlıkla gönderdi. Allah ya Rabbim ya. Neyse hayırlısı. Genel kategorisine hemen hızlıca bakalım. Acun bir Ucalı. Numara, hayır genel aramadan bahsediyorum. Ha, pardon. Bir numara İstanbul seçim sonuçları tabii ki. Tabii ki. Çünkü Mart ayında öncelikle evet. bir seçim yapıldı. Ondan sonra ilk seçim beğenilmedi. Dediler ki tekrar yapalım biz bu seçimleri. Haziran ayında ikinci bir seçime gitti. Ve konu İstanbul olunca da tabii ki Türkiye'nin her noktasında tabii çok ki. Merakla takip edildi. Bir numarada olmayı da bence de hak ediyor. Çünkü 3 ay arayla 2 kez yapılan seçim ve Ekrem İmamoğlu'nun aslında 2 kez arka arkaya kazanmasıyla sonuçlanan İstanbul seçim sonuçları en çok arananlar. Genel olarak en çok arananlar da bir numara. 2 numara genelde geleceğe nefes aratılmış. 82 milyon ağaç bu yıl fidan 82 milyon nefes diye bir kampanya. 2019 yılında yapılan bir kampanya ikinci sırada ki aslında güzel bir duyarlılık ikinci sıraya yerleşmiş. Tabii canım. 3 numara seçimlerle doğru orantılı. Söyle. Seçimlerle mi? O evet. zaman YSK'dır. Evet aferin sana. YSK 3 numarada. Çünkü YSK aslında biliyorsunuz o dönem çok konuşuldu. Mart ayında ve Haziran ayında verdikleri, vermedikleri kararlarla ve değişik uygulamalarıyla diyelim. Kesinlikle. 3 numarada YSK var. 4 numara deprem. Deprem evet. 4 numara deprem çünkü ciddi bir deprem atlatıldı. Hala gerçi devam bu ediyor. Arada bu hafta yine İstanbul'da bir deprem daha oldu biliyorsun. Maalesef. Umarım daha büyüğü olmaz ama aha. bu tabii doğal afet. Buna yapabilecek pek bir şey yok. Umarım en az hasarlı atlatırız diyelim. Bundan sonraki depremleri de. 5 numarada da yine Türkiye'nin kanayan yarası ama bizim için artık geride kalmış bir mevzu. Sigara fiyatları. Sana bir şey söyleyeyim mi? 16 lira olmuş paket evet, ya. Evet 16. Ya bir de şöyle niye bu kadar yabancıyım? Ben bir de yani 5 yıla yakındır ben tütün içiyordum evet, zaten doğru. yani. 5-6 evet, yıl hatta daha fazla. Ben ara ara yani. Yine paket alıyordum tabii ama hı-hı. en son aldığımda 14 liraydı. Ve şimdi ne kadar bilmiyorum 16. işte yaklaşık 3-4 aydır içmiyoruz biz artık sigara. Ama şu var tabii 2019 yılında inanılmaz yükseldi sigara fiyatları. Artık insanların canına tak edecek seviyeye geldi. Sigara dediğinde için doğrusu aklıma gelen ilk şey Neşet Ertaş oluyor. Hı. Çünkü rahmetli ölmeden önce 2010 olabilir tam yılını hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanıyla bir programa katılmıştı ve Cumhurbaşkanı da şunu dedi. Gariplerin sigarasına karışma demişti. Değil mi? Evet. O söz hiç gitmiyor aklımdan işin doğrusu. Ama ondan sonra böyle gariplerin böyle boğazına boğazına vura vura o sigara fiyatlarını aslında yükselttiler insanları tütünlere. Tabii keşke kimse içmesin ayrı mesele ama ya başka bir şey. Hani buna ben yorum yapamıyorum. Hani uzun yıllarda İçiyorsam içmiş birisi olarak. Hani...
yorum yapamıyorum. İçiyorsa da saygı duymak lazım herkese. Hayırlısı olsun. Evet, ilk 5 bu şekildeydi genelde. İyiymiş, gene iyiymiş. Ben çok korkmuştum. Iyi. Kişiler kategorisine gelecek olursak. Acun Ilıcalı. Hayır, yok. Acun Şeyma Ilıcalı. Subaşı. Hayır, yok. Oh, iyi, tamam. Oh, iyi. Kork. İçimizi acıtacak isimler var. Ay, ilk 5'te hayır maalesef. Ya. Bir numarada Emine Bulut var. Ya of. Evet, yani evet. 2019 yılında Türkiye'nin başına gelen en kötü şeylerden bir tanesi oldu bu. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok kötü bir şekilde aramızdan ayrıldı. Emine Bulut en çok arananlar listesinde bir numaradaydı. Yani bu diyorum ya işte kötülük içimizde. Yani maalesef bunu bir türlü tamamen söküp atamıyoruz. Bunu en aza indirgemek yani lazım. Bu kadarı da olmasa mevzu bari ama aslında yani. Bunların bence cezasını tam olarak alması. İçimizi rahatlatacak olan biraz ya, belki bu olacaktır. Mesela hani idam diyorlar evet. Ya bunu dümdüz yok, kaza otur. Yok, ben idamla alakası yok. Hayır, bunu dümdüz kaza oturtacaksın ya. Yani bu var ya, bu öyle bir kötülük ya, bu bak kötülük diyorsun da ya bu kadarı değil. Evladın yani neyse ya of. Evet, bu maalesef. Çok şey tatsız bir mevzu. Evet. İki numarada yine seçimlerle alakalı bir mevzu aslında. Ekrem İmamoğlu evet. En çok aranan ikinci isim olmuş. Hı hı. 2019 yılında. Haklı olarak tabii ki. Hı. Üç numara Nesli Cantay. Ay. Evet. Allah kez rahmet eylesin. Ya da üç kez. Allah rahmet eylesin tabii. İki kez ya da üç kez sanırım kansere yakalandı ve bunu kanseri daha önce yendi. Son savaşını maalesef kaybetti. Nesli Cantay'ı 2019 yılı içerisinde tanıdık. Ben kendi adıma tabii ki. 2019 yılı içerisinde tanıdım. Sosyal medya üzerinden tabii ki. Nesli Cantay 3 numarada. Allah rahmet eylesin kendisine. Ve yani nefes aldığı her süreci bu kadar güzel bir savaş sergilediği evet. için de hakikaten. Herkese gerçekten ilham olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle oldu. Evet, 3 numarada Nesli Cantay vardı. 4 numarada ise Türkiye'nin işte gerçek yüzü Palu ailesi. Hay Allah'ım. Türkiye'nin gerçek yüzü Palu ailesi. Karanlık yüzü yani. Hayır, bence gerçek yüzü. Gerzekli yüzü falan yani. Bak yok, gene Türkiye'nin gerçek yüzü bu. Palu, evet. Palu ailesi. Bu işte aslında çevremizde olan fakat göz ardı ettiğimiz gerçeklerden bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum. Filmini yapıyorlarmış. Doğrusu. Allah Allah. Evet. Çok iyi ya. Gerçekten. 5 numaraya Tarık Ünlüoğlu girmiş. Tarık Ünlüoğlu evet kaybettiğimiz 2019'un evet. Sonlarına doğru kaybettiğimiz oyuncu. Allah rahmet eylesin. Ay, onun da cenaze töreni. Gerçekten. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani sanatçı tabii ki hani daha bir şey oluyor ama hani bu kadar güzel dostluklar hani evet. Herkese nasip olacağını düşünmüyorum yani. Bu kadar güzel sözler evet. Arkadan bu şekilde uğurlanmak. Cenaze töreni işte konuşmaları dinlediğimde ben çok duygulandım yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Herkese de sabır versin. Zor. Şimdi 2019'un genel ve kişiler kategorisinde Google'da en çok bunlar aranmış. Hı hı. Ve bir de 3 kategori var dediğim gibi. Bir de nasıl yapılır?